Evet efendim, konumuz panik atak, panik bozukluk dedik. Sorularınız varsa ki eminim vardır. Çok soru geliyor bu konularda. 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralara başvurun. Telefon edin, sorularınızı sorun, biz de cevaplayalım. Ya da e-mail yoluyla doktoraytu@tv360.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Mehmet İrfan Coşkun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, sizden nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi size bir soru soracağım. Bilmiyorum cevabı var mıdır yok mudur da. Şimdi bu panik, demin şeylerde, tanıtımlarda da görürken baktım. Korku durumunda biz şöyle yaparız. Ya da böyle niye bunları yapıyoruz biz? Yani kafamız değerli, aman bir şey olmasın diye mi yapıyoruz? Niye ellerimizi kafamıza götürüyoruz mesela? Evet. Her ne kadar bedenimize olduğu kadar ruhumuza da herhangi bir stres faktörü maruz kaldığı zaman koruyucu tedbir olarak. İlk koruyduğumuz yer kafamız tabii, değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Beynimizi koruyoruz tabii aslında. Ki, tabii. Şimdi biraz önce beyni konuşuyorduk ya, oradan geldik. Hakikaten beynimizi koruyoruz. Peki panik bozukluk ve panik atak. Önce ikisini bir ayırt edelim. Sonra da panik bozukluğun ne olduğunu bir konuşalım. Evet. Öncelikle panik atağın ne olduğunu anlatalım isterseniz. Peki oradan başlayalım. Çok da aslında halk diline girmiş bir hastalık ama başka türlü de kullanılıyor. Artık panik herkes dedi. Birbirine panik, evet. Panik atak geldi, panik evet. Atak gitti. Telaşlı insanları tarif etmek için, aceleci insanları, agresif insanları tarif etmek için de panik kelimesi kullanılıyor. Ama tabii bizim kullandığımız anlam o anlam değil. Panik atak ne? Aniden, beklenmedik bir şekilde şiddetle başlayan korku, kaygı ve hatta dehşet nöbetlerine panik atak diyoruz. Bu nöbetteki belirtiler 5 ila 10 dakikada maksimum seviyeye çıkar. 20 ila 30 dakika kadar sürer. Bazen bir saate kadar da uzayabilir tabii ki. Ondan sonra da kendiliğinden geçer. Nedir bu belirtiler? İşte göğüste ağrı, sıkışma ya da kalp çarpıntısı, soluğun kesilmesi, nefes alamama, boğulur gibi hissetme, titreme, terleme, kontrolünü kaybedecekmiş gibi hissetme, vücutta soğuma hissi, düşecekmiş gibi hissetme, etrafını, kendisini farklılaşmış, değişmiş gibi algılama, aklını kaçıracağını, delireceğini düşünme, bazen de öleceğini düşünme, ölüm korkusu. Bu belirtilerden 4 ya da daha fazlası var ise o geçirilen nöbete biz panik atak nöbeti diyoruz. Şimdi tabii benim de duyduğum insanların söyledikleri hakikaten, yani şöyle söyleyeyim, kolu kesilse bu kadar öleceğim zannetmiyor insanlar. Yani bu öleceğim korkusu, çıldıracağım korkusu o kadar güçlü oluyor ki burada. Altında da yatan bir şey de yok. Neden bu böyle makine birdenbire alarm vermeye başlıyor? Hani var ya bizim bazı şeyler, mesela bazen arabanın sinyali ve ding 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 ötmeye başlıyor. Hiçbir şey yok ortalıkta. Ya da bir alet birdenbire sinyal vermeye başlıyor. Aslında bir şey yok ortalıkta. Evet. Neden böyle bir sinyal veriyor? Onu tabii ki siz de ben de daha önce yaşamadığımız için tarif edemiyoruz. Sadece hastaların anlattıklarından anladığımız kadarıyla ifade edebiliyoruz. Bütün hastalarımız aynı şeyi söylüyor. Keşke kanser olsam, keşke ne bileyim trafik kazası geçirsem de vücudumun herhangi bir organı kesilse de bunu yaşamasam. O kadar yoğun bir kaygı yaşıyorlar, korku yaşıyorlar. Tabii ben de yaşamadığım için daha fazla tarif edemiyorum. Söyledikleri böyle gerçekten. Çok yoğun bir kaygı. Evet. Yani ölümü yaşamak gibi. Ama altında aslında bunu yapacak bir belirli bedensel bir rahatsızlık o anda, evet, yok. Ama bedensel cevaplar var değil mi? Evet. Yani bedensel uyarı yok. İşi yapacak bir neden yok ama kalp gerçekten atıyor. Yani ben kalbim çok şiddetli atıyor zannetmiyorum. Kalbim atıyor değil mi? Tabii tansiyonum ki yükseliyor yani. Bütün bedensel hastalıklarda nasıl belirtiler hissediyorsanız onları gerçekten yaşıyorsunuz. Kalbiniz atıyor, mideniz bulanıyor, terliyorsunuz. Nefes alma zorluğu oluyor. Nefes darlığı çekiyorsunuz. Bunları gerçekten yaşıyorsunuz ama bunu izah edecek arkada bir bedensel hastalığa, fiziksel hastalığa rastlamıyorsunuz. Kökeni tamamen psikolojik. Evet. Peki buna panik atak diyoruz. Panik bozukluk ne diyoruz? Evet. Her insan hayatı boyunca bir panik atak nöbeti yaşayabilir. Ben de yaşayabilirim. Siz de yaşayabilirsiniz. Panik atak nöbeti yaşamanız tedavi altına alınmanızı gerektirmez. Eğer o panik ataktan birkaç gün sonra, birkaç hafta, birkaç ay, belki birkaç yıl sonra bir panik atağı daha yaşıyor iseniz ve o panik atakların arasında gene bana o hal gelecek, gene o hata yaşayacağım kaygısını yaşıyor iseniz biz buna artık panik atak değil, panik bozukluğu hastalığı diyoruz. Yani hastalık olması için bir kereden fazla olması bir kere gerekli. Nöbet birden fazla olacak. Nöbetler arasında da kaygı yaşayacaksınız. Gene bana o hal gelecek, gene o nöbet gelecek kaygısını yaşayacaksınız. Ayrıca panik bozukluğunda panik atağın
olası muhtemel sonuçlarına karşı hasta bir üzüntü, yıkılmışlık içerisindedir ve tedbirler de almaya başlar. Ne bileyim, evden çok fazla çıkmak istemez, sporu yapıyorsa sporu bırakmak ister, işte işine gitmek istemez gibi tedbirler de almaya başlar. Evet, peki şimdi dediniz ya, bir kez yaşamak sorun değil, sonrasında ikinci en az yaşamak lazım, bir de ikisinin arasında bir kaygı yaşamak lazım ki panik bozukluk olsun. Şimdi herkesin yaşayabileceği bir şeyse ilki, ne sıklıkta panik bozukluğa dönüşüyor bu iş? Yani toplumda ne sıklıkta görüyoruz biz panik bozukluğu? Herkesin yaşayabileceği, yaşadığında da tedavi gerektirmeyen bir şey, tek bir panik atak. Ama tabii herkes de yaşamıyor. Toplumumuzda 100 insandan 3 ila 4'ü hayatları boyunca geçmişlerinde ya da şu anda bir panik atak nöbeti geçirmiş ya da geçirmekteler. %3 ila 4 görülme ihtimali ve bu oran gün geçtikçe artmakta. Neden? Çünkü panik atağa sebep olabilecek ya da başka psikiyatrik hastalıklara sebep olabilecek faktörler de artıyor. Biraz sonra bahsedeceğiz. Bahsedelim o zaman, söyleyeyim ufakta. Yani mesela hayatımızda panik atağı arttıracak bir sorumuz var. Çok özür dilerim, önce onu alalım isterseniz. Buyurun. İyi günler doktor bey. Benim kızım da var, anlattığınız gibi göğsünün altı sıkışıyor. Böyle terleme var. Nefesi daralıyor gibi oluyor. Mikrofonu şöyle biraz daha yakın tutarsanız. Evet. İşte öyle. Denize kaç yaşında? 27 yaşında. Denize binmekten çok korkuyor. Gemiye binemiyor. Hepsinin cevabını bulacak biraz sonra alacağımız şeylerle. Evet. Onu aklımda tutuyorum. Biraz sonra cevabını vereceğim. Peki, o zaman bizim konuşmamız. Mikrofonu bir öne verir misiniz? Ayağa kalkarsanız. Doktor bey, ben de sanki bir yere gideceğim, araba çarpacak gibi geliyor. Bir kalbim sıkışıyor. Gerçekten kocaman arabalar geliyor, hemen kaçıyorum böyle. Çok fena oluyorum. Böyle bir kalp çarpıyor. Siz kocaman arabalardan korkuyorsunuz. Ha, kocaman şeyler, tırlar oluyor ya. Tırlarda. Onlardan korkuyorum, karşıma çıkıyor nedense. Bir de kalbim çok çarpıyor, böyle sıkışıyor. Fenalaşıyorum. İşte sakınan göze çöp batar derler ya. Evet, sizinki öyle oluyor. Bir durum ya. Peki, bu şimdi hemen şurada bir ufak ayrım yapalım. Hanımefendinin söylediği, ben o tırlardan, büyük arabalardan korkuyorum ve karşıma çıkıyorlar dediği, bir panik atak mı, bir kaygı bozukluğu mu, bir takıntı mı, fobi mi, nedir? Evet, daha önceki hanımefendinin bahsettiği işte kızındaki göğsünde sıkışma ya da kalp çarpıntısı panik atak olabilir de olmaya da bilir. Yani şimdi biz bunları burada anlatırken her kalp çarpıntısı, her nefes darlığı, her terleme, her korku panik ataktır diye bir şey yok. İkinci hanımefendinin bahsettiği gibi başka şeylere de kaygı olabilir. Mesela bizim genel anksiyete bozukluğu dediğimiz bir hastalık var. Başka bir kaygı bozukluğu hastalığı. Onda da sürekli kötü bir şey olacak, kötü bir haber geleceğim ya da ne bileyim arabaların yanından geçerken bana çarpacak, işte deniz taşıtlarına bindiği zaman batacak kaygısını duyma. Yani kötü senaryolar kurma. O tür kaygılar olan bir hastalığımız daha var. Ama panik atak daha farklı. Panik atak daha farklı. Yani bu sizinki özellikle o panik atak değil. Hanımefendinin kızı belki olabilir, belki olmayabilir diyor hocamız. Peki, o zaman şuradan başlayalım. Nasıl ayırt ediyoruz? Önce şeyi tamamlayalım isterseniz. %3-4 demiştim, evet. Ve giderek artmakta. Evet. Bir kere kadınlarda erkeklerden 2-3 kat daha fazla görülüyor. Geneldeki psikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi. Stres yoğun toplum ve ortamlarda yine yoğun görülüyor. Tıbbi bir hastalık varsa, işte kalp krizi geçirmişse, şeker hastalığı varsa, geçmişinde bir ameliyat, operasyon öyküsü varsa, bir kaza geçirmişse yine olma ihtimali fazla. Bir de genetik yönü var. Ailede bir panik atak hastası var ise, hele de birinci derece akraba ise, o bireyde panik atak gelişme riski, panik bozukluğu gelişme riski hatırı sayılır ölçüde fazla. Bunun dışında peki ben bu arada bir soru alabilir miyim? Çünkü tabii ben ki. Size demiştim telefonlar gelecek diye. Tabii. Filiz Çalışkan bizi Bursa'dan arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Buyurun, dinliyoruz, sorunuzu alalım. İyi günler doktor bey. İyi günler. Ben 10 seneden beri panik atak hastasıyım da hala da ilaç kullanıyorum. Ve bu ilacı bırakmak istiyorum artık. Nasıl bırakabilirim ben? Ne kadardır kullanıyorsunuz ilacı? 10 seneden beri. 10 seneden beri kullanıyorsunuz. Evet, evet. Peki arada atak oluyor mu? Evet, oluyor. Oluyor da çok kötü oluyorum böyle, artık kalp krizi geçirecek gibi oluyorum. Kalp doktoruna da gidiyorum. Hiçbir şeyiniz yok diyor bana. Ama hala yani böyle kendimi iyi hissetmiyorum. Peki söyleyelim, hocamızın sorusu vardır. Belki size sormak istediğiniz yok, bir şey var mı Filiz Hanım? Yok. Peki Filiz Hanım, çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Biz sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Sağ olun, iyi günler diliyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. İyi günler, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bir kere 10 senelik panik bozukluğu tedavisi olmaz. Ya konulan teşhiste bir hata vardır, panik bozukluğu değildir. Ya da panik bozukluğudur da yeterince tedavi edilememiştir. Yanlış ilaç, yanlış hekim, çok yanlış hekime gider panik bozukluğu hastaları vardır.
Bence eğer panik bozukluğu tanısı kesin ise iyi bir psikiyatriste en fazla 1-2 yıl bağlanması yeterli tedavide. Bir hata var. Evet, yani burada ya teşhiste bir hata var ya tedavi uygun değil. Çünkü 10 yıl bu iş sürmez diyorsunuz. Evet. Ki arada ilaç kullanmasına rağmen Filiz Hanım ataklar da yaşıyormuş. E o zaman hakikaten bu iş çözülmüş değil mutlaka. Evet. Bir psikiyatrist, bir ikinci bir psikiyatrist tarafından görülüp bir tedavi uygulanması lazım. Belki de psikiyatrist yapmıyordur tedavisini. Daha önce dediğim gibi panik bozukluğu hastaları psikiyatriste en son ulaşırlar. Acile başka, çok gidiyorlar. Acile başka branşa. Çünkü kendilerinde başka bir şey olduğunu düşünüyorlar. Kalbi çarpan bir hasta psikiyatriste başvurmaz. Doğru, psikiyatriste niye gitsin şimdi? Dolayısıyla muhtemelen başka hekimlerin elinde başka ilaçlar kullandıkları için panik ataklara devam ediyordur. Evet. Peki o zaman biz demin söylemiştik %3-4 görülüyor. Kadınlarda daha çok görülüyor. Daha önce önemli bir hastalık, bir ameliyat geçirmişse ya da bir hastalığı varsa onlar da görülüyor. Peki bir de dediniz bugünkü şartlarımız yani şehir şartları, stres yoğun ortamlar evet. Bunları körüklüyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Önemli kendinizin ya da yakınınızdaki birisinin hayatını tehdit edecek olaylar. İşte deprem gibi, şimdi çok yaşıyoruz, savaş bir şeye gibi, şahit olmak yani. Terör gibi, tehdit gibi, kaza gibi yaşamak ya da şahit olmak da panik atağı meyili artırıyor. Peki bir panik atak bozukluğunu... dediğiniz gibi önce psikiyatriste çok gitmiyor bu kişiler. İşte kalbim çarpıyor, tansiyonum yükseliyor, başım ağrıyor, bulanıyor, ölüyorum derken en çok ya acile ya kalp doktoruna değil mi? Ya bir dahiliyecide soluğu alıyorlar. Evet. Hatta bazen uyuşmalar şunlar bunlar belki nörologlara bile gidiyorlar. Fakat sonunda sizin yolunuzu buluyorlar. Siz onlar size geldiğinde nasıl bir ayrım yapıyorsunuz? Yani sen panik ataksın demeniz için ne olması lazım? Bize gelinceye kadar zaten büyük ihtimal o ayrım yapılmış oluyor. Panik atak yaşayan hasta yani. Ya kendisi ya da yakınları tarafından direkt acile getirilir. Acil ortamına getirilir. Çünkü çok yoğun bir kaygı yaşıyor. Acilde yapılan tetkiklerde, araştırmalarda hiçbir şey bulunamaz. Orada işte ne bileyim sakinleştirici ilaçlar, serumlarla hastanın panik atağı geçirilip evine gönderilir. Hasta da rahatlar. Ne der? Her şeyim yapıldı. Bütün tetkiklerim yapıldı. Bende bir şey bulunamadı. Oh der. Ama bir panik atağı daha yaşadığı zaman, yani panik bozukluğu olduğu zaman ya yaptılar ama acaba şunu da yaptırsak daha mı iyi olurdu? Şu doktora gitsek daha mı iyi olurdu diye acabalar başlamaya başlar kafasında. O doktora da gider. O da bakar bir şey bulamaz. Birçok doktora gitmeye başlar. O birçok doktor kendisine bir şey olmadığını söyler. Bazı hekimler artık illallah der. O yaşadığı bedensel şikayetler için ufak ufak ilaç da vermeye başlarlar. İşte çarpıntısı oluyorsa kalp çarpıntısı ilacı, işte mide ilaçları, vitaminler vesaire. Hasta o ilaçları kullanır ama panik atakları da gelmeye devam eder. Ondan sonra ya bir hekimin yönlendirmesiyle ya yakınlarını zorla getirmesiyle ya da kendisi bir şekilde bularak bir psikiyatriste başvurur. Size elinde 3 torbayla gelir böyle değil mi? Bir sürü tahlil, bir tahliller. Tahlil ve bazı bir takım ilaçlarla yanımıza gelir. Peki çok hemen virgülü koyuyorum buraya, özür dilerim, demiştim telefon gelecek diye. Buyurun. Bir telefonumuz daha var. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Alo. Alo. Günaydın. İyi günler hocam. Televizyonunuzun sesini kapatırsanız. İyi günler hocam. İyi günler. Nasılsınız, iyisiniz hocam? Sağ olun, çok teşekkürler. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hocam, öncelikle yapmış olduğunuz programdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun Mansur Bey. Sağ olun. Şimdi hocama bir sorum var, şöyle bir şey. Ben makam şoförlüğü yapıyorum. Yaşım 55. 60 kiloyum. Ama aşırı derecede bir paniklik var bende. Nasıl şöyle, bir şey düşünmeden anında karar veriyorum. Yani bunun sonraki şeyini hiç düşünmüyorum. Tez canlısınız yani. Bir de bu kardeşimde bir sorun var. Vücudunda ağrısından dolayı hiç yani yatağında yatıp uyuyamıyor. Gezmedi, doktor bulmadı. Vücutunda bir yerinde ağrı var ama nerede olduğunu bulamıyorlar. Peki. Bütün sorun buydu hocam. Peki. Mansur Bey çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Şöyle yapalım mı? Bir kere programdan sonra hocamızla size bir irtibat kuralım. Çünkü daha net kardeşinizin derdini de anlatırsınız. Ama ilk söylediği çok şey. Çok memnun olurum. Çok hızlı ben karar veriyorum. Çok panik. Her şeye panik evet. içinde karar veriyorum diyor. Bundan şikayetçi. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığın için. Sağ olun Mansur Bey. Ben ikisine de cevap vereyim. Evet. İlk başlangıçta programa girişte söylemiştim. Panik kelimesi toplumumuzun kullanımına girmiş ama yanlış anlamda kullanıyoruz. Biz panik bozukluğu, panik atakta aynı anlamda kullanmıyoruz. Aceleci, tez canlı bir kişilik yapısı var. Ona panik diyor. Değil. O kişilik yapısı. Ha, değiştirilebilir mi? Biraz 55 yaşında zor ama gene de bir şeyler yapılabilir. O geceleyin ağrıları olan çocuğu için bahsettiği şikayet
yapılan bütün tetkiklere rağmen eğer bir şey bulunamadı ise gerçekten psikiyatrik olabilir. Bizim, hani bilirsiniz fibromiyalji denilen bir hastalık vardır. Sırt ağrılarıyla gelen genellikle kas ağrılar, genel kas ağrıları her yerde olabilir. Bütün araştırmalara ve bütün tedavilere rağmen geçmez. Onun kökeni strestir zaten. Psikiyatrik tedavi gerekir o tür hastalarda. Evet. Peki o zaman buna gelmişken şu tedaviyi biraz konuşalım. Çünkü demin mesela aradı izleyicimiz diyor ki 10 yıldır ilaç kullanıyorum. Bunun bir ilacı mı var? Yoksa bu hani şey tipi mi bir tedavi var? Yat uzan koltuğa anlat bana çocukluğunu deden bir tedavi türü var. Yani bir psikanaliz dediğimiz bir şey var. Yani ne, nasıl bir tedavi evet. Panik atakta? Bir de ne kadar etkili? Evet, acilden bir yere geldiğimiz süreçte son olarak psikiyatriye başvurmuştuk. Orası son nokta artık. Ondan sonra bu panik bozukluğu denen hastalığın %100'e yakın tedavisi var. Ha, kesin bir kere bu çok var. Altını çizelim mi? %100'e yakın tedavisi tabii. Var. Yani korkmayın tabii. Diyorsunuz. Tabii ki. Panik bozukluğu iki çeşit tedavi ediliyor. Bir medikal yani tıbbi ilaç tedavisi, bir de psikoterapi kısmı var. Bizim ilaçlar sadece panik bozukluğu değil, psikiyatri ilaçlarının tamamına yakın halkımızda bir ön yargı var. İşte bu ilaçlar alışkanlık, bağımlılık yapar. Kilo, çok kilo aldırırlar. Sarhoş ederler, uyku hali yaparlar, vücutta belirli organlarla belirli zararlar verirler gibi bir önyargı yok. Panik bozukluğunda kullanılan ilaçların tamamına yakını bu tür yan etkileri olmayan ilaçlardır. Uzun süre güvenle kullanılabilirler. Hasta yeterince zaman ilaç içmek zorunda, düzenli kontrollere gitmek zorunda ve hekimin kararı ile ilacını azaltarak bırakmak zorunda. O süre sonunda panik bozukluğunun tekrar oluşma ihtimali sizde bende, yani panik bozukluğu yaşamayan insanlarda ne kadarsa o kadar. Yeterince tedavi gördükten sonra bu iş bitiyor. Bir de psikoterapi kısmı var. O kısımda bir bilişsel psikoterapi, bir de davranışsal psikoterapi yapıyoruz. Bilişsel terapi şu demek, hastayı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Yaşadığınız belirtiler, evet tamam bazı tıbbi hastalıklarda olabilir. Göğüste ağrı, kalp krizinin bir belirtisi olabilir. Nefes darlığı, astımın bir belirtisi olabilir. Terleme, başka bir hastalığın bir belirtisi olabilir. Düşme hissi, baş dönmesi, evet olabilir ama bu psikiyatrik bir hastalığın belirtisi de olabilir. Çünkü yapılan tetkiklerde bir şey bulunamadı. Artık bize kaldınız. Bu psikiyatrik bir hastalığın panik bozukluğun belirtisidir. O bilinci hastaya veriyorsunuz bilişsel terapi. Bir şey soracağım. Bu etkili oluyor mu gerçekten? Çünkü yani özellikle panik atağın en büyük sıkıntısı kendi hakim olamadığı önüne geçilmez bir şey. Şimdi bilgilendirerek bunun önüne geçilmesi hani çok insana şey gelmiyor. Böyle hakikaten insan bunu içselleştirebiliyor mu bu bilgiyi? Bir hekimden hastanın kalp çarpıntısının, nefes darlığının psikiyatrik bir hastalığa yani ismi koyulmuş psikiyatrik bir hastalığa bağlı olduğunu duyması çok önemli. Rahatlatıyor hastayı. Ayrıca sadece psikoterapi yapmıyoruz. İlaç tedavisiyle de destek veriyoruz. En iyi tedavi ilaç tedavisiyle psikoterapinin kombine yapıldı, birlikte yapıldığı tedavi yöntemleridir. Bir de davranışçı tedaviler var demiştim. Şimdi bir de davranışçı. Bu bilişsel. Bu öğretiyorsunuz. Bilinçlendirme, bilgilendirme. Davranışçı terapilerde de hastanın panik ataktan, panik bozukluğundan dolayı kendisini yapmaktan alıkoyduğu şeyleri sistemli şekilde hekim kontrolünde yapmasını sağlıyoruz. Mesela öyle panik atak hastaları vardır ki tek başına evden çıkamazlar. Bana bir şey olacak endişesiyle. Ne bileyim ya da yerleşim yerlerinden uzaklaşamazlar. Sağlık kuruluşlarına, hekimlere yakın olmak isterler. Mesela dağa gidelim deseniz gelemezler sizinle beraber. Onları sistemli şekilde ilaç desteğiyle her seferinde biraz daha mesafeyi açarak onları yapmasını sağlıyoruz davranışçı terapilerde. Camiye gidemez, kapalı mekanlara giremez, uçağa binemez. İşte onları sistemli şekilde yapmasını peki, sağlıyoruz. Tedavi zaten sizin işiniz ama biz psikiyatri uzmanı Dr. Mehmet İrfan Coşkun'dan şunu öğrendik. Panik atağın, panik bozukluğun tamamına yakını tedavi edilebiliyor. Sakın korkmayın dedi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Efendim şimdi...